Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Korel'deki kısa yolları nasıl belirleyeceğimizi ve kısa yolları nereden görebileceğimizi öğreneceğiz. Önce bir dosya açalım ve bazı önemli değil, sadece birkaç ufak deneme yapacağız. Kısa yollara neden ihtiyaç duyarız? Çalışmamızı yaparken tüm uygulamalara, tüm araçlara ulaşmak için mouse'u kullanırsak çok oyalanacağız. Kısa yolları kullanırsak inanılmaz şekilde bize zaman kazandıracaktır. Tüm kısa yolları Corel'de uygulanan tüm kısa yolları da Tools menüsünün altında kastımizasyonu tıklıyoruz. Karşımıza bir Options penceresi çıkıyor. Kastımizasyon sekmesinin altında da Commons'a tıklıyoruz. Karşımıza yine bir pencere çıkıyor. Buradan Shortcut Case sekmesine tıklayınca da artık önümüzde kısa yolların penceresi oluyor. Buradan tüm uygulamaların kısa yollarına ulaşabiliyoruz. Varsa değiştirebiliyoruz, yoksa siz belirleyebiliyorsunuz. Oldukça basit, oldukça kullanışlı bir uygulama bu. Biz Align and Distribute'e tıklayalım. Daha önce ben bunu Ctrl A olarak belirlemişim. Ctrl A biliyorsunuz Corel'de default olarak çalışma alanınızdaki tüm objeleri seçmek için kullanılan bir kısa yol tuşu. Ben onu iptal edip Ctrl A'yı dağıtım ve hizalama penceresini önüme getirmek için belirlemişim. Bunu önce silelim isterseniz. Silmek için üstüne tıklıyoruz. Delete tuşu aktif hale geliyor. Delete'e basıyoruz ve okey dememiz yeterli oluyor. Artık Ctrl A'ya tıkladığımızda, yani kontrol tuşuyla beraber A tuşuna tıkladığımızda karşımıza herhangi bir pencere ya da önceki Corel'in daha önce default olarak belirlediği tüm objeleri seçme işlemini yapmıyor. Ctrl A'yı tekrar biz hizalama ve dağıtım penceresinin kısa yolu olarak belirleyelim. Tools'a giriyoruz. Buradan kastımizasyon, tekrar Commons, açılan pencerede Shortcut Case sekmesine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi önümüze kısa yol penceremiz geliyor. Buradan Arrange'ı seçiyoruz. Hangi uygulamaya kısa yol atayacaksak onu seçiyoruz. Onun üzerine tıklıyoruz. Bizim amacımız pencereyi getirmek, hizalama ve dağıtım penceresini getirecek olan kısa yolu belirlemek. New Shortcut Case denen bölüme tıklıyoruz bir kez ve buraya kontrol tuşuyla beraber A'yı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Assign'a tıklıyoruz. Artık bu bizim dağıtım ve hizalama penceremizi getirecek olan kısa yol tuşumuz. Buradan sonrası tek yapmanız gereken OK tuşuna tıklamak. Evet, bakalım gelecek mi Ctrl A'ya bastığımızda. Evet geldi. Şu anda hizalama ve dağıtım penceremiz önümüzde ama gördüğünüz gibi tüm uygulamaları deaktif durumda. Çünkü hiçbir obje seçili değil. Objeleri seçtiğimizde de hepsi aktifleşiyor. Ve buradan işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Dağıtım ve hizalama penceresiyle ilgili asıl açıklamamızı başka bir videomuzda izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzda, bu videomuzda sadece bu bir örnekti. Hizalama ve dağıtım penceresinin kısa yol örneğiydi. Siz bunu farklı işlemlerde de uygulayabilirsiniz. Farklı işlemlerin kısa yollarını belirleyebilir. Ya da Tools menüsündeki, tekrar göstermek için yapıyorum, Commons, Shortcut Case, farklı uygulamaların kısa yollarını görmek için bu pencereyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Export, Exit, bunlara verilmemiş, bunları siz belirleyebilirsiniz. Verilmiş olanları değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi verilmemiş olanlar var. Hem de çoğunlukta.
Bunların hepsine tek tek kısa yol belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İyi günler.